Telefonumuz var, hemen onu alalım. Nurhan Gündoğdu. Günler. İyi günler Nurhan Hanım. Buyurun. Benim doktor beye bir sorum vardı. Buyurun. Ben de 3-4 senedir sedef rahatsızlığı var. Dirseklerimde, diz kapaklarımda, kulak arkalarımda, kafamın içinde. Ne gibi bir şey önerebilir bana? Evet. Bağırsaklarda şişkinlik, hazımsızlık, kabızlık gibi, gaz oluşumu gibi anormallikler var mı? Öyle bir şey yok doktor bey. Bağırsak tedavisi gördüm. Bağırsaklarıma baktı doktor. Sadece bana dedi bağırsaklarından iyi huylu bakteriler kötü huyları tükettiği için dedi. Onun için dedi vücutun bazı bölgelerinden çıkabiliyor dedi. Ha, zaten bağırsanızda yoğun bir zararlı bakteri ve mantar var. Bu nedenle faydalı bakteriler azalmış. Zararlı bakteri ve mantarlar çoğalmış. Zararlı bakteri ve mantarlar toksik madde üretiyor. Zehirli gazlar, zehirli alkol, hormonsuz maddeler. İnce bağırsak 3 ila 4 litre sindirim salgısı salgılar. Peki Sindirim Nurhan'ın başka salgıların sorunuz kalitesi yoksa düşüyor. bizi yayından takip edebilirsiniz. Evet, Evet. yok teşekkür Peki, ederim. biz İyi teşekkür günler. ediyoruz. İksir, aloe vera jel, mahonya, forte, sinilot forte kullandığı zaman yavaş yavaş düzelir. Bağırsağında zaten problem var. Buradan kaynaklanıyor. Bu da karaciğer yağlanmasına sebep olur. Peki. Karaciğer Şimdi enzim isteyenler salgılıyor, karaciğeri bozuyor. size nasıl ulaşacaklar? İnternet adresinizden ulaşabilirler mi? Şimdi önemli olan o. Yani çünkü Tabii. bir takım rahatsızlıkları var. Size danışmak istiyorlar. Ne Tabii. yapabiliriz diye. Şimdi bitkiseltedavi.com Tabii. internet adresiniz. Peki. Bu arada hemen şeyi de söyleyeyim. Bir doktorluk unvanınız yok. Siz Hayır, yok. herbalistiniz. Herbalist, bitki. Yani bitki Bitki uzmanı uzmanı. Evet, aslında. O evet. bitkiler, doğal bitkileri işte harmanlayarak ürettiğiniz formüllerle şifalı Evet. işte ürünler yaratıyorsunuz ve onlarla tedavi ediyorsunuz değil mi Evet, danışanlarınızı? doğru. Peki. Onu da açıklık getirmiş olduk. Şimdi sedef hastalığını konuştuk. Önemliydi, yaygınlıktı. Şimdi konuklarımıza hemen dönelim ve soralım. Şimdi Emine Çelik. Mikrofona konuşursanız sevinirim Emine Hanım. Şimdi siz ne rahatsızlığı yaşadınız, ne zaman ve nasıl tedavi oldunuz? Bu rahatsızlığınız geçti mi? Ben alerjik astım hastasıydım. Hı. Yanı sıra depresyon ve panik atak hastasıydım. Panik atak, evet. Evet, hocamla tanışmadan önce yani bir kabus yaşıyordum. Hayatım bir kabustu resmen. Ta ki hocamla tanışana kadar. Ne zaman? Hemen hemen bir sene oldu. Yeni. Yeni. Evet. Bir sene oldu derken tedavi ve iyileşme süresi ve şu an bir senedir çok rahatım. Çok rahatsınız. Peki ne yaptınız? Ben çok yorgunluk hissediyordum. Hiç elim kolum kalkmıyordu. Bir bardağı kaldıracak durumda değildim evde. Halsizlik Çok vardı. halsizdim. Normal sosyal yaşantım yoktu. Evde aynı şekilde keza eve de yansıyordu. Yataktan başımı kaldıramıyordum. Bu durumuma da çok üzülüyordum. Bir arkadaşın dost, aile dostumuz ama çocukluk arkadaşımız, onların tavsiyesiyle hocamla tanıştım. Hocamla tanıştıktan sonra ya ben kendi kendime iyileşmem diye düşünüyordum. Yani ben kesinlikle iyileşemem yani. Çünkü gitmediğim doktor, gitmediğim hastane kalmadı. Bundan yaşayacaksın. Yani tedavisi yok denildi bana. Hocama gittiğim zaman resmen bir torba ilaç başımın kenarında devamlı onlarla. Yani ben bunlardan kurtulmak istiyorum. Bana yardımcı olur, ne olursunuz diye gittim. Gittiğimde tedavimi gördüm. Hocamın dediklerini uyguladım. Allah kendinden bin kere razı olsun. Yani resmen yeniden... Panik atak durumda ne yaşıyordunuz? Bu da tabii korkuyla mı geliyordu? Bu korkuyla, endişe, çarpıntı diyebilirim ki 2 günde bir acil kapısındaydım. Eşimle beraber. Kalp krizimi geçiriyorum acaba diye. Sıkıntı, uykusuzluk. Ne Yani yaptınız? Bu resmen bitkisel kabus. ilaçları kullandınız. Evet. Sonra kendinizi daha mı iyi hissettiniz? Kendimi iyi hissettim ve hiçbir ilacı kullanmıyorum. Hepsini Kullanmıyorsunuz. elimin tersiyle Bir çöpe senedir böyle attım. misiniz? Bir senedir çok rahatım. Allah'a şükürler olsun ve herkese de tavsiye ediyorum. Peki, biz de geçmiş olsun diliyoruz. Şimdi bir telefonumuz daha var. Hemen onu da alalım.